Cihangir Ceyhan. O doğduğunda takvimler 15 Ekim 1989'u gösteriyordu. Annesi Erzurumlu, babası Elazığlı olan Ceyhan Adana'da dünyaya geldi. Dört kardeştiler ama ablası Cihangir 6 yaşındayken boğularak vefat etti. Zor bir çocukluktu onunki. Daha 2 yaşındayken annesini de kaybetmişti. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda annesini erken yaşta kaybetmesiyle ve babasıyla ilgili şunları söylemişti. Babam eskiden hızlı ve güzel bir insandı. Külhan Bey'iydi. Hala da güzel, kendine yakışan şekilde yaşayan bir ihtiyar. Çok saygı duyup seviyorum. Annemi 1991 yılında 2 yaşındayken kanserden kaybettik. Çok bilemiyorum. Çünkü rutininde giden bir şeyin sonradan değişmesi gibi değil. Zaten annem yaşarken nasıl olduğunu bilmiyordum. Çok küçüktüm. Ama en başta söylediğin o gergin, hafif sert duruşun sebebi bu kayıp olabilir. Çünkü hep kendimi koruyayım, tetikte olayım duygum vardı. Şunu hatırlıyorum. Yaramazlık yaptığım zamanlar babam, işte anasız çocuk böyle olur diyordu. Mesela abim titizdir, düzenlidir, tutumludur. Bir tişört alır, yıllarca giyer. Annemden öyle görmüş, ben öyle değilim. Veya ablam çok entelektüeldir ama bende işler karıştı. Bende köksüzlük vardı. Hürriyet Kelebek'ten Hakan Gence'ye verdiği bir başka röportajda sokak çocuğu gibi bir havan var denilince şöyle karşılık vermişti başarılı oyuncu. Çoğunlukla sokakta büyüyen ama hatanın yanlışın içine girmeyecek kadar sokağın ne olduğunu bilen, sokağı hazmetmiş biriyim. Sokakta olmak insana daha büyük bir bilinç kazandırıyor. Adeta bir survivor'ın içinde 13-14 yaşında hayatta hedef oluyorsun. Sokak çocuğu olabilirsin ama salak olmamak lazım. Hayat akıllı olmayı gerektiriyor. Serseri değilim ama sokakta da yaşarım diyelim. Küçük yaşta iş hayatına atılmıştı. Özellikle sanayi bölgesinde güç gerektiren işler yaptı. İnternet üzerinden satışlar yaptı, para biriktiriyordu bir yandan da. Yaşadığı tüm acılara rağmen ayakta kalan Cihangir, spor akademisine gitmek istiyordu. Yıllarca basketbol oynamıştı. Ama abisi daha sağlam bir işi olmasından yanaydı. Cihangir de önce Ukrayna'ya dişçilik okumaya gitti. Ama sonra okulu bıraktı. O dönemlerde basket de oynuyordu. Orada kalsaydı hayatı bambaşka bir şekilde devam edebilirdi. Hürriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu olduğunda bu konuyla ilgili şunları söylemişti ünlü oyuncu. Ben Ukrayna'da dişçilik okudum. Hazırlık sınıfındayken de basketbol oynadım. Orada Arsen diye bir arkadaşım vardı. Onunla top oynadık biraz. Sonra bana bizim okulda oynamak ister misin diye sordu. Hazırlık sınıfında olduğum için başka bir yere geçemiyordum. Bizimle antrenman yaparsın, seneye oynarsın dediler bana. Şimdi orada beden öğretmeni veya atlet olabilirdim. Bir şekilde eğitimine devam etmek istiyordu ve bu kez Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde reklamcılık okumaya başladı. Yine istediğini bulamayan Cihangir bir kez daha okulu bıraktı. Ardından 2 yıllık iklimlendirme soğutma bölümüne kaydoldu ve bu sefer okulunu bitirdi. Kendi alanında çalışmak yerine İstanbul'a çevirdi rotasını. Bunun nasıl olduğunuysa Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Aslında İstanbul hikayesi şöyle başladı. Adana'da olduğum dönemde arkadaşlarım kreatif işler yapıyor, oradaki rapçilere klip çekiyorlardı. Küçük cihazlarımız, kameralarımız vardı. Ben de kamera arkasında çalışıyordum. Sonra o kliplerden biri patladı, çok izlendi. Biz de daha iyi cihazlar aldık ve diğer şehirlerdeki rapçilere de klip çekmeye başladık. Para kazanmak için düğüne gidip fotoğraf ve video da çekiyordum. Bir mağazada satış elemanı olarak erkek kabininde çalışıyordum. Bu arada kliplerin dışında viral videolar da çekiyorduk. Çektiğimiz videolarda birinin oynaması gerekiyordu. O kişi ben oldum. Bu sırada belgesel çeken bir arkadaşım da gel İstanbul'a dedi. İstanbul'da garsonluk yaptığım standlarda çalıştım. Hatta Avcılar'da bir gazetede haftanın 2 günü muhabirlikte yapıyordum. Harbiye'de kanepede yatıyordum. Soğuk, ısıtmasız. Mücadele hep devam etti. Bir tanıdığının oyunculuk dersleri vermesiyle o da burslu olarak ders almaya başladı.
deneme çekimlerine gitti ama beklediği sonucu alamadı ve Adana'ya döndü. O dönemlerde yönetmen olan arkadaşı eski arkadaş grubunu bir araya getirdi ve 0-1'i çektiler. Cihangir'in de yıldızı bu projeyle parlamaya başladı. Bu rolüyle geniş bir hayran kitlesi elde eden Ceyhan, Çukur dizisinde hayat verdiği Azer karakteriyle ününe ün kattı. Ceyhan'ın başta Yamaç, Bartolu Salih ve Cumali olmak üzere Koçovalı erkekleriyle olan sahneleri büyük beğeni topladı. Ardından Alev Alev dizisindeki Ömer karakterine hayat verdi. Bu dizide Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay gibi ünlü isimlerle birlikte çalıştı. Son yıllarda rol aldığı yapımlarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cihangir Ceyhan, Ay Yapım imzalı Alev Alev'de canlandırdığı Ömer karakteriyle adından sıkça söz ettirdi. Hürriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'na röportaj veren oyuncu Alev Alev ile ilgili şunları söylemişti. Bundan önce oynadığım projelerden beni tanıyan insan portföyüne baktığın zaman 12, 15, 24 ya da 30'lu yaşlarda olup daha çok aksiyon izleyen kişiler vardı. Artık 35 ve 60 yaş arasında normal televizyon izleyicisi olan insanların saati geldiği zaman ekranlarda gördüğü bir rolü canlandırıyorum. Bir gün arabada giderken trafik ışıklarında durduk. 50 yaşlarında bir abi dönüp izledim diziyi dedi. Nasıl olmuş, beni yakıştırdın mı diye sorduğumdaysa ben seni ilk defa izledim, güzel olmuş dedi. Sosyal hayatıma nasıl yansıdı? Maskeyle tanıdı mesela teyzenin biri. Daha önce oynadığım karakterlerin biraz anti kahraman tarafı vardı. Kötüydü ama belli bir sebepten dolayı kötü olmuştu. Ömer daha duru ve evimizin çocuğu gibi bir karakter. Sosyal hayatımda kendime daha yakın biri. ...2021 yılında yayın hayatına başlayan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Camdaki Kız dizisinde rol almaya başladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan bu dizide Burcu Biricik, Selma Ergeç, Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Tamer Levent gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Diziye ilk başlayacağı dönemde sadece bir yaka kartı ve elleri gözükmüştü. Uzun süre Hayri karakterinin kim olacağı merak edilmişti. Sonrasında Cihangir Ceyhan yeni imajıyla bu karaktere çok yakıştırılmıştı. Milliyet Pazar'dan Özlem Ülkü'ye verdiği röportajda dizinin uyarlandığı aynı adlı kitap ve dizide hayat verdiği Hayri karakteriyle ilgili şunları söylemişti. Gerçek olması, o kurmaca, dahası reyting kaygısına göre değişen karakterlerden olmadığı için daha fazla oynamak istedim. Hani karakterler asla hata yapmaz ve karizmatiktir ama bu karakter bunu yıkıyor. Bağımsız film çeker gibi heyecanla ilerliyorum. Hayri Anadolu'dan gelmiş, kendi ailevi sıkıntıları, içsel ezginlikleri olan ama bir taraftan da kendini beğenen, 20 liralık gömleğini de ütülü giyen, hayattaki en pozitif dönüşleri de beğenilme duygusundan alan biri. Arkadaş ortamında sevilen, güven veren biri. Onunla ilgili tam betimlenemeyen, üzerindeki kara bulut sadece evli bir kadına aşık olması. Bu dizi için imaj değişikliği de yapan oyuncu aynı röportajda şunları söylemişti. Kendim karar verip bıyık bıraktım. Karakterin gerektirdiği her şeyi yapmaya çalıştım. Ben inandığım proje için saçımı da kazırım, 100 kilo da olurum. Özel yaşamına değinecek olursak 4 yıl önce Fatma Ceyhan'la evlenen oyuncunun İlhan Cihangir adında bir de oğlu var. Uzun süre evli ve bir çocuk babası olduğundan kimsenin haberi yoktu. Ancak oğlu 1 yaşına geldiğinde yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşmak istedi ve başarılı oyuncunun hayranları bu sayede onunla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabildi. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda baba olmak hayatında neleri değiştirdi sorusuna şöyle yanıt vermişti Ceyhan. İnsana dinginlik geliyor, mutlu oluyorsun, daha aydın düşünmen gerekiyor. Çocuğunu aydın bir insan olarak yetiştirmek istiyorsun. Ben mesela çocuğumu banyoda yıkarken şunlar için dua ediyorum. Gerçekten merhametli, vicdanlı olsun. Helali, haramı bilsin. İnsanların üstüne basıp geçmesin. İnsanlar onun için iyi bir insan diyebilsin. Öyle yaşasın. Çünkü oyunun sonu belli. Hepimiz ölüyoruz. Sen inceden aradaki kurguya bakacaksın. Milliyet
pazardan Özlem Ülkü'ye verdiği röportajda kendi yolculuğunu şöyle anlatmıştı yakışıklı oyuncu. Daha çok halktan, insanların gördüğü zaman yabancı saymadığı karakterleri oynadım. Bu rolleri daha çok anladığımı düşünüyorlar sanırım. Yaptığım her işte olduğu gibi oyunculukta da kendime laf ettirmemeye çalışıyorum. Tabii takdir görmesi hoşuma gidiyor ama burada kendime başka bir misyon yüklemiyorum. Cihangir kim denildiği zaman bu merakı gidermek gibi bir amacım yok. Hali hazırda yaşadığım hayatın bana getirdiklerinden keyif almaya çalışıyorum. Hayatı onurlu, şerefli, düzgün yaşamaya çalışıyorum. Garsonken nasıl çalışıyorsam bugün oyuncu olarak da aynı şekilde çalışıyorum. Ünlü olmadan önce insanlarla nasıl konuşuyorsam yine aynı samimiyetle konuşuyorum. Hürriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu olduğunda iş ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Ceyhan hakkında merak edilenleri yanıtladı. Hayatındaki en sinirli kişi kim sorusuna kendim cevabını veren oyuncu en sorumsuz kim diye sorulduğundaysa şöyle söylemişti. Yine kendim diyebilirim. Bunu başka biri için söyleyemezsin ki. En çapkın kişi kim ve çapkınlık ne demek? Hayatında biri varken başkasıyla da denemek mi? Ne anlama geliyor sorularınaysa şu yanıtı vermişti. Bir döneme kadar bendim. Tanınana kadar kendim ama tanındıktan sonra dikkat ediyorsun. O durum yanlış. O çapkınlık değil. İstediğin gibi gezebilmektir. Bir ay içerisinde kimseyle görüşmek istememek lüksü veya her gün farklı bir ahenk yaşama lüksü. 3 gün arkadaşlarınla restoranda yemek yiyebilirsin ya da 3 gün başka biriyle tatile gidebilirsin. Benim için anlamı budur. Tüm bunların yanı sıra kadınlar tarafından oldukça çekici bulunan Ceyhan, hem fiziğine hem de sağlığına çok dikkat ediyor ve bolca spor yapıyor. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında mutluluk ve başarı diliyoruz.